insanları değişik kulvarlarda yürüyen insanlardan Musa adam öldürüyor, onu peygamber seçiyor. Nuh oğlunu peygamber olduğu halde bir türlü yola getiremiyor. İbrahim peygamber olduğu halde babasını doğru yola getiremiyor. Öyle bir toplum içinde tek başına bir ümmet olarak anılıyor. O zaman bu peygamberlik Allah'ın gel ey Ahmet, ey Muhammed, ey Musa, ey İsa seni peygamber seçeceğim değil. Burada onun yönelmesi ve Allah'ın da o yönelmeye cevap vererek onun istediği istikamette onu eğitmesiyle olur. Bak hani son nebi Resul içinde aynı o peygamberle o ümmi bir toplum içinde babaları uyarılmamış bir toplum içindeydi. O Allah'la uzak bir ufuktaydı. Derken o peygamber o toplumun acılarını, zulümlerini, işkencelerini, sosyal bozukluğu düşüne düşüne, araştıra inceleye Allah'a yaklaşıyor. Kötülükler yapmayan Muhammed'ül Emin ismini alıyor zaten o peygamber olmadan önce. İşte o peygamber Allah'a yaklaştı derken 2 ay kadar daha da yaklaştı. Kuluna vahyettiğini vahyetti. İşte peygamberler böyle seçiyor, böyle eğitiyor Allah. Kesinlikle Allah önceden bir insanı peygamber yapmaz. Allah insanları ilk yaratılışta Allah'a eşit uzaklıktadır. Kim Allah'a yaklaşırsa Allah ona yaklaşır. Kim Allah'a uzak kalırsa Allah ona uzak kalır. Ayette de demiyor muydu? Kim beni unutursa ben de onu unuturum. Olay bu değil mi? Ben mi anladım? 8. Doğru olanlara doğruluk ve bağlılıklarını Allah'ın sorması için kafirlere ise acı bir azap hazırlamıştır. Yani dünya hayatında ne diyordu Allah? Mülk suresi 2. ayette hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için ölümü ve hayatı yarattık. İşte bu dünya hayatında iki yol, iki sonuç var. Birisi Rabbani yol, Allah'ın vahiyleriyle çerçevelediği yol. Birisi de gayri Rabbani yol, Allah'ın vahiyleriyle çerçevelediği yolun dışındaki yollar. Yüzlerce, binlerce yollar. İşte doğru olanlar, yani hakkı, hakikati, o yaratılışta verdiği Rabbim Allah'tır sözüne sadakat göstererek yol tercihini kullananlar için onlara güzel bir cennet var, ahiret var. İnkar eden ve zulmedenler için de acı bir azap var. İşte bu her iki yolda olanların yolları netleşinceye kadar bu topluluklar birbirleriyle mücadeleye devam edecekler. Evet. Arkadaşlar şimdi burada 9. ayetten itibaren münafıklarla ilgili yeni bir konu başlıyor. Buraya devam edelim mi? Yoksa az önce Süleyman Bey'in konuştuğu konularla alakalı Tahrim Suresini ve Allah'ın insanın genlerine kendi öz kızına karşı nefsani arzuları uyanıp uyanmamasını kodlayıp kodlamadığını mı konuşalım? Tercih sizin. Onu konuşalım hocam. Öteki konuyu yarım başlayalım. Yani en münasibi olur mu bence de. Öyle mi diyorsunuz? Peki. Başka görüş olan var mı? Yok ama cinsel ayrımı yapmayalım. Çocukları diyelim. Sadece kız çocukları için. İşte bak, ben çocuk öyle ifade ettim de önemli değil. Yani onu genel manada da konuşabiliriz. Peki. O zaman burada dersi burada noktalıyoruz. Yani 8. ayette. Yarın 9'dan devam edeceğiz. Şimdi Tahrim suresini konuşalım demiştik. Ben o zaman kaydı şimdi durdurayım bunu bir. İkinci bir kayıt başlatalım o zaman. Açalım şimdi Tahrim suresini. Evet. Tahrim suresi 66. sure. Bismillahirrahmanirrahim. Ey peygamber, eşlerinin hoşnutluğunu isteyerek
Allah'ın sana helal kıldıklarını niçin haram kılıyorsun? Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. Hani burada. Ben bu birinci ayeti okuduğum zaman hep aklıma şu geliyor. Bir peygamber Allah'ın helal kıldığını haram kılar mı? Soru bir, soru iki. İsrailoğulları Allah'ın helal kıldığını haram kıldılar, haram kıldığını da helal kıldılar. Böylece ne oldular? Kafir oldular. Yahudi oldular. Dolayısıyla böyle bir eylemi gerçekleştirirse Muhammed Aleyhisselam, bu eylemin sonucu kafirliktir. Buyur hocam, buyurun. Şimdi aldık. Ey peygamber, İsmiyelerini söyleyelim. Eşlerinin hoşnutluğunu isteyerek Allah'ın sana helal kıldığını niçin haram kılıyorsun? Allah çok bağışlayandır, çok esirgendir. Burada eşlerinin hoşnutluğunu isteyerek Allah'ın sana helal kıldığını niçin haram kılıyorsun ifadesinde neyi istemiş ki eşlerinin hoşnutluğunu yapmak için böyle bir durumda kalmış peygamber? İşte bu soru şu anda cevabı yok. Cevabı devam eden ayetlerde var. Yani Kur'an'ın nasıl bir anlatımı? Genelde az önce Süleyman kardeşimizin anlattığı gibi rivayetler üzerinden işte bal şerbeti adı altında içtiğini, eşlerine ağzının koktuğunu, nereye gittiğini ve böyle bir olay üzerinden rivayet edilir ama bunu doğrulayan, bu rivayeti doğrulayan hiçbir işaret yok bu ayetlerin içerisinde. Tam aksine karşımıza bambaşka bir şey çıkıyor. Kompozisyon çıkıyor. Okumaya devam edelim inşallah. Allah yeminlerinizin kefaretle çözülmesini ise farz veya meşru kıldı. Allah sizin Mevla'nız, sahibiniz, yardımcınızdır. O bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Şimdi nasıl bir yemin etmişler ki bu çözülmesini Allah farz kılmış? İşte burada da bir soru işareti koyalım, devam edelim. Evet. Hani peygamber eşlerinden bazılarına gizli bir söz söylemişti. Derken o eşlerinden biri buna haber verip Allah da ona bunu açığa vurunca o da peygamber bir kısmını açıklamış, bir kısmını söylemekten vazgeçmişti. Sonunda haberi verince eşi demişti ki bunu sana kim haber verdi? O da bana bilen her şeyden haberdar olan Allah haber verdi demişti. Şimdi burada aslında gizli bir söz olayı Kur'an'ın değişik yerlerinde izah edilir. Gizli bir söz nedir? Bir Müslümanım diyenlerin peygamber aleyhine atıp tutması anlamında kullanmış Kur'an'ın gizli sözü. Bunu Mücadele Suresinin 7. ayetinde anlatır ama onu şey yapmaya gerek yok. Veya 7'den 12-13'e kadar anlatır. Orada gizli söz ifadesini kullandığı zaman peygamber aleyhine yani gizli bir söz söyleyeceğiniz zaman hemen onun bir bedelini fidye ödeyin. Onun bir karşılığını verin der Allah. Bedelini ödeyin der. Bu bedeli ödemek ne oluyor? O yaptığı yanlışın nasıl bugün kurallara uymayan insanların o kurallara uymadığından dolayı ceza veriyorlar. Onu bir daha ceza yapmamak için yaptırımcı bir gücü uyguluyorlarsa Allah da disiplin olarak bedelini ödeyerek o yaptığı yanlışın bir daha yanlışlığını yapmamasını istiyor. Burada gizli söz ifadesini kuran sürekli peygamberin aleyhinde peygamberin Allah'ın ortaya koyduğu bir değeri değerinin altında veya değerinin üzerinde bir yere taşımaya Allah gizli bir söz ifadesi kullanıyor. Burada önemli olan aşağıdaki ayetlerde ne diyordu? Allah yeminlerinizin çözülmesini size farz kıldı. Neydi yemin? Bak yemin kelimesi Kur'an çok farklı yerlerde, farklı şekillerde anlatılmış. Buradaki yemin evlilik sözleşmesi oluyor. Yani kadın ve erkek evlenirken Allah'ın koyduğu kurallara göre yaşamımı, hayatımı düzenleyeceğiz diye söz veriyorlar. Bunu çok ayetlerde anlatır.
Mesela Nisa suresi 34. ayette Allah erkekleri kendi mallarından harcaması nedeniyle kadınlar üzerine sorumlu ve gözetici kıldık der. İşte nüşuzundan korktuğunuz kadınlara önce öğüt verin der. Eğer işte gizli sözlerden yani şey peygamber aleyhine atılan sözlerden biri bu. Yeminlerin çözülmesini farz kılınan şeylerden biri bu. Öğüt verin. Eğer bu öğüt ona yarar sağlamazsa yataklarınızı ayırın. Bu yataklara ayırma da ben kısa kısa anlatıyorum da 4 aydır yani yataklara ayırma 4 aydır bu boşanmaya doğru giden bir süreçtir. Yine devam eden ayette eğer bu da yarar sağlamazsa vurun kelimesiyle anlatmışlar ama burada vurun kelimesi yok darabe. Burada vurun kelimesi yok boşanın anlamında. Bunu Bakara suresi 225, 226, 227. ayetlerde anlatır. Ha şimdi onu anlatıp yani peygamber aleyhine iki tane istersen orayı da okuduktan sonra bunları derleyelim hocam. Tamam. 4. Eğer sizler peygamberin iki eşi Allah'a tövbe ederseniz ne güzel. Çünkü kalpleriniz eğrilik gösterdi. Yok eğer ona karşı birbirinize destekçi olmaya kalkışırsanız artık Allah onun mevlasıdır. Cibril ve müminlerin salih olanları da. Bunların arkasından melekler de onun destekçisidirler. Bak şimdi orada Allah'ın helal kılıp peygamberin haramlaştırdığı neymiş? Bak Allah inkar eden kadını boşayın diyor. Mümtehine suresi 10. ayette. Eğer mümin bir kadın, eğer inkar eden, kafir olan bir erkeğin nikahı altındaysa onu boşalttırın diyor. Onun nikahından ayırın diyor. Eğer mümin bir erkek mümin bir kadın yani kafir bir kadın durumuna gelmişse o zaman mümin bir erkek mümin olmayan kadını boşaması gerekir diyor Allah. İkisi bir arada bulunamaz diyor. İşte burada da eğer sizler iki eşi Allah'a tövbe ederseniz ne güzel. Çünkü kalpleriniz eğrilik gösterdi. Neyden eğrilik gösterdi? Ne demişti bir önceki ayette? Demişti ki ayette bir kısmını açıklamış, bir kısmını vazgeçmişti. Sonunda haberi bunu açığa vurunca o da verince eşi demişti ki bunu sana kim haber verdi? O da buna bana bilen, haberdar olan Allah haber verdi. Yani burada iki hanımı kendi aralarında konuşuyor. Fakat peygamberin bundan haberi yok. Allah bunu peygambere bildiriyor ve peygamber bunu hanımlarına söylüyor. İşte arkasından diyor ki yine ayet eğer sizler yani peygamberin iki eşi Allah'a tövbe ederseniz ne güzel. Bu yaptığınız yanlışlığınızdan vazgeçin. Çünkü kalpleriniz eğrilik gösterdi. Kur'an'da eğrilik kelimesini hep Rabbani yoldan sapma anlamında kullanmış. Yok eğer ona karşı birbirinize destekçi olmaya kalkışırsanız bak ona karşı yani o eğrilik, marazlılık, sapış o peygambere karşı birbirinize destekçi olursanız siz Müslüman değilsiniz. Artık Allah onun mevlasıdır. Cibril ve müminlerin salih olanları da bunların arkasından melekler de onun destekçileridir. Hani Allah ve Resulü peygambere destek ederler, destek verirler, salat ederler. Ey müminler siz de salat edin. Arkasındaki ayette de diyor ki belki onun Rabbi eğer sizi o boşayacak olursa yerinize sizden daha hayırlı, Müslüman, mümin, gönülden itaat eden dul ve bakire eşler verir. İşte burada bal şerbeti, pekmez şerbeti asla doğru değil. Buradaki iki eşinin Müslüman yani Rabbani yoldan sapıp gayri Rabbani yola girişini
engellemek için Allah bunu peygambere haber veriyor. Yani eğer bu tutum ve davranışlarını sürdürürlerse onları boşayın diyor. Hani bir ayette de diyordu ya, ey Allah'ın Resulü hanımlarına dedi ki, ey hanımlar, eğer siz dünyayı istiyorsanız gelin sizi güzel bir salma tarzıyla salıvereyim. Eğer Allah'ı ve Resulünü istiyorsanız o zaman sabredin. Yani gözünüz efendim zenginliklerde, efendim villalarda, şurada burada olmasın. Siz Allah'ın Resulü neyi size emretmişse ona boyun eğin ifadesiyle anlatıyordu. O zaman buradaki Allah'ın helal kılıp da peygamberin haramlaştırdığı derken peygamber bunu bilmiyordu. Allah bildirdi. Sebebi bilinen bir olayı daha güzel sebebe bağlayarak böyle bir anlayışı ortaya koyuyor diye düşünüyorum. Evet. Evet hocam, o son konuştuğumuz kısımda yalnız biraz bizde yaşanıyor bunlar. Eşlerimiz mesela dünyevi şeylerden isteyebiliyor, dayatabiliyor. Yok, bu... Bir yere kadar şey diyorsun, bir yerden sonra artık da dediğini yapıyorsun, bir şeyler ediyorsun yani. Mustafa abi, burada sadece dünyevi şeyi isteme olayı değil. Orada diyor ki, peygamberin iteşinden dolayı kalpleriniz eğrilik gösterdi diyor. Vahiy, o ayrı bir şey zaten. Hayır. Bak, istediğim bir şey ne olursa olsun, ister dünyalık olsun, ister başka bir şey olsun, eğer ölçüyü kaçırmışsan, yani şirk boyutuna gelmişsen, o zaman iman ortadan çıkıyor. Bu durumda eşler birbirleriyle evlenirken Allah ne diyor? Mümin erkekler mümin kadınlarla, zina eden erkekler zina eden kadınlarla evlensin diyor. Peygamber ve eşleri evlenirken ikisi de mümin olduğu için birbirlerine evlilik yemini ediyorlar. Söz konusu olan yemin bu. Yani sözleşme, evlilik sözleşmesi, evlilik yemini. İşte bu sözleşmeye yemin diyor Kur'an. İmanda kalma yemin. Sonra belli bir dönemden sonra peygamberin iki tane eşi, ikisi birlikte kalpleri eğrilik gösteriyor. Yani artık dünyevileşme mi, mal mülk arzusu mu, başka arzular mı, ne olduğu içeriğini bilmiyoruz. Ama kalpleri eğrilik gösteriyor Allah. Bu durumda evlilik yemini düşmesi gerekiyor, bozulması gerekiyor. Yani Allah kafir olmuş bir erkekle mümin bir kadının evliliğinin ilelebet sürmesini istemiyor. Bunu bitireceksiniz diyor. Veyahut da o bozulan eş düzelecek tekrar. Aynı evlenirken ki verdiği söz ki sözler sadakat gösterecek. İşte birinci ayette gelen ey Nebi, eşlerinin rızasını gözeterek Allah'ın sana helal kıldığını niçin haram kılıyorsun diye soru şeklinde veyahut da suçlama şeklinde gelen ayet, peygamberimizin eşlerinin yaptıklarından haberi olmadığından dolayı konuyla ilgili haber vermeye buradan başlıyor. Tabiri caizse bir filmin jeneriğini atar gibi. Yani peygamber sonra bunu haber alıyor ve Allah'ın bildirdiklerini bildiriyor. Eşleri de muhtemelen tövbe ediyorlar ki bir boşanma olayı, Allah tekrar onu terk et artık, bırak o kesin dinden çıkmıştır filan gibi bir şey demiyor. Yani Nuh'un karısı gibi olmuyorlar veya Lut'un karısı gibi olmuyorlar. Evet, muhtemelen tövbe ettiklerini buradan anlıyoruz. Evet, o zaman bu ayetler, tarihi şeylerden öğrenirdik zaten. Evet, bu ayetler bize neyi bildiriyor? Bu ayetler bize şunu bildiriyor. Bir, evlenirken kesinlikle müminlik vasıfları olan birisiyle evleneceksiniz. İki, evlilik sürecinden sonra aynı peygamberin iki eşi gibi bir taraf müminlik vasfını yitirmişse, demişse ki ya ben artık namaz mamaz tanımıyorum, işte din min var ama bunlar hikaye, ben artık içkimi içerim, otur 7 dakikada yarım domuz yerim, efendim ben bundan sonra böyle derse, Allah diyor ki bunu ıslah edin. Diğer eş onu ıslah etmeye çaba sarf etmesi lazım. Ama o eş ıslah olmamakta ısrar ediyorsa, geri dönülmeyen bir noktadaysa, o zaman diğer mümin olan eşe diyor ki onu bırakacaksın diyor. Eğer bırakmazsan, ya olsun bu benim işte eşimdir veya bu benim kocamdır,
bu saatten sonra bak 70 senelik evliliğim var, ben bunu nasıl bırakırım dersen, o zaman sen Allah'ın helal kıldığını haram kırıyorsun diyor Allah. Ben sana bırak diyorum diyor. Aynı peygamberle dediği gibi. Allah'ın helal kıldığını niçin haram kılıyorsun diyor. Bize bunu söylüyor. O zaman sen de kafir olursun. Neden? Kafir bir eşin rızasını, onun verdiği refahı Allah'ın emirlerine tercih ediyorsun. Bu hayati önem taşıyan çok önemli bir konu. Bu aynı zamanda bize şunu da gösteriyor. Eşler birbirlerinin imanından sorumlu. Yani aynı bankaya biri kredi çektiği zaman öteki kefilin imza atması gibi. O ödemediği zaman sen paşa paşa ödeyeceksin bunu. Eşinin imanı gitmişse ya ıslah edeceksin, uğraşacaksın. Geri dönmüyorsa onu terk edeceksin. Yani bunu anlatıyor bu sureler. Bugün Türkiye'ye baktığımız zaman, İslam aleminde baktığımız zaman bu çok derin bir yara. Yani hali kürmelalimiz çok kötü bir durumda. Ben bunu anlıyorum. Nereden? Bak Bakara suresi 221'de ne diyordu? Evlenirken Müslüman bir erkek Müslüman bir kadınla evlenmesi gerekir. Eğer Müslüman bir kadın Müslüman olmayan bir erkekle evlenirse onu ateşe çağırır. Yani kafir olan onu ateşe çağırır. Mümin erkekler de mümin kadınları cennete ve mağfirete çağırır diyor. Şimdi iki tane seçenek var burada. Cennet mi cehennem mi? Kim nereyi istiyorsa bu konuya uygun yaşam biçimini düzenleyen bir evlilik istiyor Allah. İşte Kur'an'ın bütün ayetleri burada buna onay veriyor, destek veriyor. Müslüman olmayan bir kadınla Müslüman olmayan bir erkek ancak evlenebilir diyor. Müslüman olan bir kadın, Müslüman olan bir erkekle evlenir. Hocam, Süleyman Bey bir şey söyleyecektir. Abi. Buyurun Süleyman Bey. Şimdi şeyin formatını bilmediğim için bir şey de diyemiyorum. Ya birisi moderatör olacak, söz hakkı verecek ya da araya gireceğiz bilmiyorum. İşte şimdi, genelde sıcağımı bozmamak kaydıyla biz aralara giriyoruz. Böyle bir şekilde anlaşılıyor. Zaten durumumuz çok büyük değil. İdare ediyoruz yani. Tamam. Şimdi peygamberlerin hemen bir geriye dönüp hemen döneceğim. Peygamberlerin önceden seçilmesi olayına inanmamamız gayet doğru. Çünkü Kur'an'da bununla ilgili bir veri yok. Veri olmadığı için inanmamamız gayet doğru. Başkalarının söylediği konular üzerinde de tartışmaya gerek yok. Kur'an'da bununla ilgili en ufak bir buna ilişkin bir şey yok. Şimdi nasıl ki dünyaya gelirken bir söz veriyoruz Rabbimize. Doğru mu adam? Doğru. Evet. Araf suresi 172'de. Evet. Sosyal yaşantımız, evlilik akitleri veya buna benzer ortaklık anlaşmaları, komşuluk ilişkileri hepsi bir söze dayanan şeyler. Şimdi bir yemin ettiğimiz zaman vallahi bunu yapmayacağım, billahi bu Allah'ın adıyla söylüyorum bunu bir daha yapmayacağım dediğiniz zaman bu bizi kısıtlayan bir şey midir değil midir? Helal olan bir şeyi bizim için haram kılan bir söz müdür değil midir? Yani Allah'ın ismini yapacağımız anlaşmalarda kullandığımız zaman buna kesinlikle bağlı kalmamızı gerektiren bir söz müdür? Yoksa Allah'a tenzülenen bir şey midir? Yok mu? Sanki surenin başında iki şey olması gerekir. Bir tanesi peygamber eşlerinin kalpleri bir parça saptı da yanlış bir şey yaptılar. Aslında yapmaması gereken bir şeyler söylediler, konuştular. Haram bir şey oldu. Yanlış bir konuşma yaptılar. Buna rağmen peygamber bunu görmezlikten geldi. Haram olan bir şeyi helal mı saydı? Veyahut aslında hiçbir problem yokken peygamber bunu büyütüp bir yeminle kendisine bu şeyi haram mı kıldı? Orada İki seçenekten birisinin
başıyla alakalı olduğunu, daha sonraki surenin gerisinde gelen şeylerin farklı konu, bu konuyla bağlantılı ama sürecin sonunu anlatıyordu. Ama başında bir şey var. Niçin senin için eşlerine haram, helal olan şeyi haram kıldın? Orada bir şey olmuş. Ya eşler haram bir şey işlemiş, görmezlikten gelmiş, helalmiş gibi davranmış veya eşler normal bir şey yapmış, Hazreti Peygamber burada bir söz söyleyerek kendisini haram kılmış. Burada, yani bu iki konuda tartışmamız. Burada şunu anlamak gerekiyor. Şimdi hani bir peygamber bir yanlışlık yaptığı zaman onu Allah hemen düzeltiyor. Evet. Diyor ki, ya, okumuştum daha önce, Hac suresi 52. ayette, kovulmuş şeytanı bütün peygamberlere musallat ettik ama onların katmalarını kaldırdık, kendi ayetlerimizi sağlamlaştırdık. İşte burada ne yapıyor? Aslında peygamber böyle bir şey yanlışlık yapmıyor. Burada onu anlatmıyor Kur'an. Peygamberin iki eşi peygamber aleyhinde tuzak kuruyorlar. Peygamber aleyhinde kalpleri eğrilik gösteriyor, marazlılık gösteriyor. Bu durumu peygamber bilmiyor. Sebebi bilinen bir olayı, Kur'an'da çok örnekleri var bunun. Sebebi bilinen bir olayı daha güzel sebebe bağlayarak Allah'ın sana helal kıldığını hanımların hatır için niçin haram kılıyorsun? Allah'ın helal kıldığı neymiş ayetlerden okuduğumuza göre? Allah'ın helal kıldığı peygamberlerin iki eşini boşamasıydı. İşte peygamber, Allah bunu haber verince peygamber bunun farkına varıyor. Hanımlarıyla olayı konuşuyor. Katkıda bulunmak olarak söyleyeyim buraya. Burada diyor ki 4. ayette, eğer sizler peygamberin iki eşi Allah'a tövbe ederseniz ne güzel. Bakın, eğer hatayı peygamber yapmış olsaydı, gelişi güzel boş bulunup bir yemin, bal şerbeti, şeker şerbeti, o zaman Allah derdi ki ey peygamber tövbe et. Ama kime söylüyor? Eğer sizler peygamberin iki eşi tövbe ederseniz ne güzel diyor. Kalplerinize ehlilik gösterdi. Yani burada hatayı yapan peygamber değil, eşleri. Dolayısıyla eşleri ne söylüyor? Yani gerekmiyor. Ayrıca devamındaki ayette de diyor ki, ve bu hata öyle bir hata ki, bakın, boşanmayı gerektiriyor. Ne diyor 5. ayette? Belki onun Rabbi eğer sizi boşayacak olursa yerinize sizlerden daha hayırlı Müslüman. Bak, bunlar demek ki Müslüman vasfını yitirmiş, hayırlı eşler değil artık, o konumdan çıkmış. Tövbe edip Müslüman olacak, hayırlı eş konumuna gelecek. Etmezseniz diyor, o da sizi boşayacak olursa, öyle bir hata işlemişler ki bu boşanmayı gerektiriyor. İşte boşanmayı gerektiren... Güzel. Efendim? Ali Hocam'a söylediğiniz tam oturmuş oldu. Tamam. Evet. Evet. Dolayısıyla burada evlilikle alakalı Allah Resulü'nün yaşamış olduğu bu olay üzerinden bize de Kur'an bir mesaj veriyor. Diyor ki, müminle evlenmiş olabilirsiniz ama evlilik süreci içerisinde eşinizin kalbi eğrilik göstermişse, tövbe de etmiyorsa bu boşamayı gerektirir artık. Islah sürecinden sonra ama. Bu süreç 6 ay mı olur, 6 sene mi olur, ben orasını bilemem. Bu kişiye göre değişebilir. Ama baktın ki geri dönmüyor, geri dönülmeyecek noktada bundan vazgeçmen gerekir diyor Allah. Vazgeçmezsen 1. ayetteki soruya muhatap kalıyorsun. Allah'ın sana helal kıldığını niçin haram kılıyorsun? O soruyu aynı zamanda bize de soruyor Allah, bize de söylüyor. Eğer eşimizin günahlarına veyahut da yoldan çıkmışlığına göz yumuyorsak. Dolayısıyla şimdi bu mesajlar doğrultusunda düşündüğümüz zaman bizim hayatımızın içerisindeki en önemli noktaları aydınlatıyor. Ama bunu rivayet üzerinden anlamaya kalktığımızda olay kısır kalıyor, tarihi bir olaymış gibi ve bizim hayatımıza da ışık tutmuyor. Dolayısıyla bu ilk 5 ayet, Allah'ın ayetlerinin hepsi önemli de, ama anlaşılmadığından dolayı maalesef evliliklerle alakalı kişiler yüzüğü taktı, düğünü yaptı mı saldım çayıra, Mevlam kayıra, böyle gidiyor yani şey, ve toplum da sürekli yozlaşıyor. Zaten evlenirken Müslümanlık, müminlik vasıflarını da artık insanlar aramıyorlar. Kendileri mümin olmadığı için
karşı tarafta da böyle bir basıp aramıyor. Maddi imkanları söz konusuysa, iyi para kazanıyorsa her iki tarafta genelde göz yumuyor. Çünkü paranın gücüyle sorunları çözüyorlar. Bir şekilde dünya hayatını geçirip gidiyorlar. O bakımdan bu ilk 5 ayet beni en çok etkileyen ve beni şok eden ayetlerden birisi olmuştur. Şimdi bunu diğer arkadaşlarım da söz burada bir... Hocam bu evlilik konusunda öyle şey etmişler ki sanki Kur'an'ın şeyi gibi bir Müslüman erkek Hristiyan bir kadınla evlenebilir. Ya işte gizli dost tutmamak şartıyla, gaydıyla diye. Nereden çıkardılarsa halbuki bu ayetlere göre kesinlikle mümkün değil. Bak şurada bunu şunu anlamak burada, gerekiyor. Müsaade ederseniz. Şunu anlamak gerekiyor. Yani Allah bir erkekle bir kadının sorumluluğunu ikisine veriyor. Bir erkek ve kadının dışında ergenlik yaşını aşmış olan ne kardeşleri, ne çocukları, ne dayıları, ne babaları, ne analarına karşı asla sorumlu değil. Sorumluluk sadece erkeğin kadına, kadının da erkeğe. Bunlar Müslüman olarak kalmadığı sürece beraber olmasını Allah istemiyor. Biri birine kefilse biri biri ya cennete götürüyor ya cehenneme götürüyor. Eğer biri inkar ederse birini ateşe çağırıyor. Biri Müslüman olsa onu cennete ve mağfirete çağırıyor. İkisinin de Müslüman olması gerekir diyor Allah. İşte bu sorumluluğu sadece erkeğe ve kadına vermiş. Bununla ilgili ayetleri anlarken de bunun dikkate alınması gerekiyor. Çok konularda zaten tefsir ederken yanlışlıklar yapmışlar. Şimdi ne yapmışlar hocam? Bir şey daha var. Kur'an'ın dışına çıkmanın bizi sapladığı bataklığı burada çok net görüyoruz. Kur'an'ın içinde kalmanın bize kazandırdığı şeyi de görüyoruz. Kur'an'ın verdiği hakikati, mesaj ortaya çıkıyor içinde kalırsan. Evet. Ben şöyle bir soru sorayım. Bu mevzudan ilgili yine. Şimdi aslında olay büyük ölçüde anlaşıldı ama Resuller tarihine baktığımız zaman iman eden böyle Resuller de iman eden insanlar diye işte Asiye Firavun'la evli kaldı. Aslında yani bize Asiye hep mümindir. Ama Firavun'la evli kaldı. Nuh hanımıyla Lut hanımıyla evli kaldı ta ki helak olana kadar. İşte tabi o helakla başına taşıyamadı. Sonuçta toplu artık Allah bir şekilde kendi sünnetullahı içerisinde helak etti o toplumu. Ama evli kaldı ve boşamadı. Bize boşadığına dair bir şey oralardan gelmedi. Burcu'nun terk edip gidiyor ya. Allah nasıl etsin. Terk edip gidiyor. Nuh da Lut aleyhisselam da eşlerini terk edip gidiyorlar. Ama oraya kadar kim bilir ne kadar şey yaptı bu kadın. Ya. Tamam uğraşıyorlar olmuyor. İlla bu aşırı gelmesin terk etmesi için. Ama gelse terk etmeyecek yani. Yanında beraberinde gitse beraberinde gidecek yine. Yok. Boşamayacak yani. Yok. Orada Mustafa bak. Mustafa abi. Bırak da bir Ali sorusunu tamamlasın mübarek. Daha adam sorusunu bitirmeden şey yapma yani. Önünü kesme. Yok uzayıp gidiyor da yani o değil anlamında şey ettim yani. Öyle olmadığını. Tamam. Buyur hocam. Ama o işin son raddesi yani. O tamam. Artık o toplumun işte helak süreci başlayınca o orada kaldı. Onun öncesinde anlıyoruz ki ayetlerin gidişatında aslında kadın uzunca bir zamandır farklı bir yoldan gidiyor. Ruhun yolundan gitmiyor. İslam'ın yolundan gitmiyor. Tamam. Ali Rıza Hocam cevap verin. Şimdi zaten bir inkar ve iman olayı öyle gökten zemmille indi, işte inkar etti, işte iman etti olay değil. Bak mesela bir ayrılık olayını filan anlatırken 4 ay bak ne diyor ayette? Önce
öğüt verin diyor. Bak biz evliyken, evlenirken yaratılışta Rabbimiz Allah'tır demiştik ve bu sözleşmeye uygun olarak nikah olmuştuk. Ama şimdi sen bu sözümden vazgeçtin, bunu düşün, kendine gel. Yoksa ikimizin bir arada aynı çatı altında durmamız mümkün değil. Arkasından ne diyor? Eğer bu öğüt yarar sağlamazsa yataklarınızı ayırın diyor. Bu da 4 ay. Açın araştırın, inceleyin, bu da 4 ay. Peki bu da olmadı. Yatakları ayırdın, 4 ay olmazsa arkasından da diyor ki eğer boşanmaya karar verirseniz, zaten vurun kelimesi dövün anlamında değil, boşanın anlamında, boşanmaya karar verirseniz Allah belki sizin için daha hayırlı olur diyor. Boşandıktan sonra kadınlar kendi haline 3 ay iddet bekler diyor. Bunun da çok psikolojik ve fiziksel, biyolojik önemli sonuçları var. Uzmanların anlattığına göre. İşte o 3 ay içerisinde yine bak, birinci aşamada öğüt verme, ikinci aşamada yatakları ayırma, üçüncü aşamada boşanma, boşandıktan sonra da bu boşanma olayında eğer bu 3 ay iddet döneminde barışmak isterlerse ikisine denk, hakka denk bir hak vardır. Erkekler bir adım önde olmak koşuluyla diyor. Yani burada bu süreç uzun bir süreç. Yani bu olay ne zaman başlıyor? İşte Nuh'ta da, Lut'ta da, Lut Resuller dedi ki sen inanan ve iman edenlerle beraber ayrıl, karın ve o Lut'i toplulukla beraber kalsın dediler. Onlar oradan hicret ettiler. Peki Nuh'ta ne yaptı? İman edenleri gemiye bindir, inkar edenleri de, bak Kur'an'da iki yerilmiş kadından, iki ölmüş kadından bahseder. Birisi Lut'un karısı, birisi Nuh'un karısı, yerilmiş kadın. Birisi Firavun'un karısı, ölmüş kadın. Bir de Meryem. İki kadın. İşte burada Firavun'un karısı, bak Kur'an'ın çok değişik yerlerinde anlatır, zorba ve baskı durumu dışında onlarla beraber kalmaz diyor. Orada diyor ki Allah'ım bu Firavun'un zulmünden beni kurtar, bana cennette bir ev yap diyor. Bu Firavun'un hanımının onunla evli kalmasını gösterir mi? Yani Kur'an formül olarak veriyor bilgileri. O formülü Kur'an kendi sistemi içinde açıklıyor. Bütünlüğü içinde açıklıyor. Yaşamla beraber bütünleştirerek açıklıyor. Olay bu, benim anladığım kadarıyla. Evet. Şimdi bir konu daha vardı. Kendi çocuklarına tecavüz edenlerin öz çocuklarına tecavüz edemeyeceğini, Allah önceden insanın kodlarına, genetiğine bunu kodladığını bahsedildi. Bu görüşü ben daha önce de duymuştum bir yerlerden. Bu böyle midir? Yani bunun bir belgesi, delili var mıdır? İnsanın kendi çocuklarına, kendi çocuklarıyla cinsel ilişkiye giremeyeceğine dair. Buyur hocam. Ya Allah haram ediyor. Tabii ki de burada şunu anlamak gerekiyor. Bak diyor ki, kodlanmış olan bilgiler sadece meleklere aittir. Hani Ahzab suresi 72. ayette diyor ki biz göklere, yere, dağlara o emaneti sunduk da onlar bu emaneti yüklenmekten kaçındılar, korkuya kapıldılar. Ama insan bu emaneti yüklendi, ne zalimdir, ne cahildir. İşte kodlama olayı, hangi meleğe neyi görevlendirip yapmasını istemişse, o bilgiyi kodlamışsa, o varlık, o melek, o bilgi çerçevesi içerisinde yaşamını düzenler. Hani Bakara 32-33. Ayetlerde bunu anlatıyordu. Allah'ım sen bize bildirdiğinin dışında
bize kodladığın bilginin dışında bizim asla bir bilgimiz yok. Sen nasıl bilirsen biz onu biliriz. Yani senin söylediğine biz tabiiz ifadesi kullanıyor. Burada melekleri lisan haliyle konuşturuyor. Ama insana gelince, insan ergenlik yaşına geldiğinde iblis denen insanlara bu tip ahlaksızlıkları, inkarı, isyanı, fuhşu, ahlaksızlığı, en olmadık kuruntuları onlara sağından, solundan, önünden, arkasından yaklaşacağım, onları saptıracağım diyor. İşte bu iblis yüklenince Allah yaratılışta verdiği o Rabbim Allah'tır sözünden insanlar bu teklifle caymaya başlıyor. Ve ayette de diyor zaten, eğer iblis olmamış olsaydı insan diye bir varlık olmazdı. İnsan, kadın ve erkek de birer melek olurdu. Ama iblis yerleşince artık o meleklik konumundan çıkıyor. İnkar, isyan, Allah'a baş kaldırma konumu da seçenek içine katılıyor. Burada bu seçeneği kabul edenler şeytanın yolunu, şeytanın peşine takılan insanlar. İşte bu tip insanlar iblisin tekliflerini yerine getiren, yasak ağaçtan nemalanan ve Rabbani yoldan sapmayı ilke edinen bir anlayışı kabul eden insanlara Kur'an şeytan diyor. Kalbi mühürlenmiş olan, bu kalbi mühürlenmiş olan insanlarda merhamet yok, ahlak yok, efendim acıma yok, efendim her türlü zulüm onlardan gelir diyor Allah. Evet. Yani burada o zaman Allah insana şu günahları işleyemez diye özel bir kodlama yaptığını ben bilmiyorum. Çünkü serbest bırakıyor. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. İnkar eden insanın da kötülüğünde herhangi bir sınır yok. Yani dilediği kadar, dilediği şekilde oluyor. Ayrıca bu tecavüz olaylarına batıda daha çok rastlıyoruz. Yani belki bizim ülkemizde olanın 10 katı. Mesela Avusturya'da bir olay olmuştu. O 10-15 yıl boyunca hiç evinden çıkarmıyor kendi öz kızını. 15 yıl boyunca o cinsel tacizde bulunuyor oraya. Almanya'da buna böyle olanlar var. Sadece cinsel taciz değil, öldürüyorlar aynı zamanda. Dolayısıyla hani bunun elimizde Kur'an'dan gelen veya pratikten gelen herhangi bir belgesi yok. Tam tersi bunlar oluyor maalesef. Çok zalimdir. Çok zalimdir, çok cahildir derken bunu anlatıyor. Almanya'da vesaire orada yaşanan olaylar veya çevremizde gördüğümüz olayların bu şekilde bir testi yapılıp yapılmadığını bilmiyorum. Ama ben Kur'an'dan yola çıkarak bunun testini yaptırdım. Hem de adli makamlar nezdinde yaptırdım ve o kuzun kendisinin öz kuzu olmadığını, farklı bir şey, olay daha çıkmış oldu, gördüm. Tesadüfü olmamıştı. Olabilir, o öyle olabilir ama öyle yapanlar da var Tevfik Hocam'ın anlattığı gibi. Ama akli dengesi yerinde değildir. Ya zaten zaten Müslüman olmayanlara akli dengesi yerinde olmayan insan diyor Allah. Aklını kullanmayan insanlar diyor. Evet. Onlara aynı zamanda ölüler diyor. Ölü diyor, ölü. Çünkü manen diri değil. Artık o insanlarda bir sınır yok. Herhangi bir sınır yok. Neyi nasıl yapabiliyorlarsa yapıyorlar. Niye? Günah sevap anlayışı yok. Allah'a hesap verme anlayışı yok. Kaldırmış sınırları. Dolayısıyla ben bu tarz şeyleri somut delillere oturtmayı çok seviyorum. Mesela bir profesör arkadaşım vardı bu şeyde, Balıkesir Üniversitesi'nde. Evet. Onunla bir laboratuvarda şey testi yaptık o zaman. Cünüp olan birisinin hormon testiyle abdestli olan birisinin hormon testi arasındaki şeyi farka baktık. Mutluluk hormonu dediğimiz olay abdestliyken tavan yapıyor. Ya bunlar önemli şeyler, somut deliller.
ama öbür türlü minimuma düşüyor. Minimuma düşüyor. Bunun şeyini testleri de yaptım. Kendi gözlerimle gördüm. Deneyebilirsiniz. Değişmez. Her yerde alın. Eyvallah. Yalnız Süleyman kardeşim. Allah'ın yasaları değişmez. Abdestin, o kişi o abdesti Allah'ın rızasını kazanayım diye alıyor. Onun iyi bir şey olduğunu biliyor, yapıyor bunu ve bir eylem yapıyor. İyi bir eylem yaptığından dolayı onun vücudu da mutluluk hormonları salgılıyor. Şimdi cenabet olduğu zaman kendisinin habis olduğuna inanıyor insan. Böyle öğretmişler çünkü. Pis olduğuna inanıyor. Dolayısıyla içinden bir sıkıntı üretiyor. O zaman bu sıkıntı mutluluk hormonları üretemez. Ne zaman ki gusül abdesti alıyor, doğru bir şey yaptığını, sıkıntıdan kurtulduğunu ve mutluluk hormonları ondan sonra salgılıyor. Yani ben sizin o söylediğinize katılıyorum. Bu olabilir. Yani yine burada sebep sonuç ilişkisi var. Hocam burada zaten doğrudur. Öyle de olması gerekiyor. Bu oruçta da böyle. Yani bir insan aç bıraktığın zaman o insan hele hastaysa hastalığı iyice azıyor. Ama oruç tuttuğu zaman hastalığı çok daha iyiye gidiyor. Böyle bir sorun söz konusu. Bir de bu evlilik, daha doğrusu bu kendi öz kızıyla işte kendi işte bilmem nesiyle zina eden bu ahlaksızlıkla yani esasında Allah şununla evlenebilirsin diyor, bununla evlenemezsin diyor. Allah'ın evlenemezsin kategorisine koyduğu insanlarla kızı da dahil olmak üzere evlenen bile var. Yani bunları zina olarak yapıyor. Bu zaten çok fazla var. Evlenen bile bunlar içerisinde var. Çıkıyor zaman içerisinde. Dolayısıyla bunlar mümkündür. Yani bunun önünde hiçbir engel yok. Yani işte yani insan bunu anlıyor, idrak ediyor. Yok böyle bir şey. Ahlaksızlık eğer şey yapmışsa yani ahlaksızlık oradan gerçekten hakim gelmişse o kişinin tasavvurunda, inancında o orada şey dinlemiyor zaten. O kızıymış, yeğeniymiş, halasıymış, dayısıymış hiç ona bakmıyor. Bunlar çok fazlasıyla yaşanıyor. Bu gerçek. Yani test yapıp da aslında o değilmiş. O bir tanesine çıkabilir hocam. O genelde maalesef bu ahlaksızlıklarla hele Avrupa toplumlarında 10 kat değil, 1000 kat bizden daha fazla devlet hocam. Burada evet. Burada şunu anlamak gerekiyor. Yani Allah bir Müslüman olan nasıl yaşayacağının kurallarını enine boyuna, uzunluğuna, genişliğine derin derin ortaya koyarak anlatmış. Bak bir evlilik hususunda bile Nisa suresi 23'te, Nur suresi 31. ayette kimlerin kimlere helal, kimlerin kimlere nasıl görüneceğini, nasıl giyineceğini, nasıl onlara uzak yakın olacağını net bir şekilde ortaya koyuyor. Bunun dışındaki davranışlar Müslümanın davranışları değildir. Kur'an Müslüman olanları niye boşuna böyle ayırıyor? Onlara cennet vaat ediyor. Çünkü onlar Allah'ı tıngırına takıyor. Allah da onları tıngırına takıyor. Allah onları unutmadı. Allah da onları unutmayacak. Evet. Buyurun arkadaşlar. Varsa daha katkı yapmak istediğiniz, eklemek istediğiniz şeyler. Mehmet Demir hocam bugün çok sessiz kaldı. Bilmiyorum katkı sunmak ister mi? Toparlayalım şeyimizi. Çünkü yarın yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hani dersimiz uzadıkça konsantrasyonumuz da düşüyor. Dolayısıyla zamanı iyi kullanalım inşallah. Peki, ekleme yapmak isteyenler yok herhalde veya katkı sunmak isteyenler. Allah razı olsun hepinizden. Sizler hocam katıldığınıza memnun oldum. İnşallah birlikte karşılıklı yararlanırız. Süleyman hocam. Başında bu yolculuğumuz devam eder. Süleyman hocam zehir gibi maşallah olayları öyle ezbere değil yani aklıyla enine boyuna uzunluğuna genişliğine düşünen biri. Zaten Kur'an belgesiz konuşmayın diyor. Müşrikleri bundan dolayı kınıyor. Onların elinde bir kitap var da oradan mı okuyorlar diye. Belgesiz konuşan insanları Kur'an kınıyor. Evet aynen. Yani
peygamberler yüzüstü hürmetine yaratıldı falan filan. Bunlar hep sorgulayarak buldum. Yani şeyden değil. Sorgulayarak buldum. Baktım mesela sünnet kılınıyor, farz kılınıyor. Anama bile sordum ona. Anacığım, sünneti niçin kılıyorsun? Ben daha Kur'an'ı tam anlamamışken, daha küçüklükten beri okurdum ama içine daha girmemiştim. Meallerine, Türkçesine bakmamıştım. Şimdi mealleri soruyorum.